Bismillahirrahmanirrahim. Suratul En'am, En'am suresi 9 numaralı ayet, sayfa 128. Velev şayet cealna, biz yapsa idik, kılsa idik, çevirseydik. Hı onu, o peygamberi yani. Ne yapsaydık, neye çevirseydik? Meleken, bir melek yapsaydık. Dünyaya insan şeklinde peygamber göndermiştik ama biz onu insan değil de melek olarak gönderseydik. Melek yapsaydık. Le elbette, cealna, biz yapardık. Hı onu, racülen, bir adam yapardık. Yine de ne yapardık? Adam yapardık. Ve lelebesna, biz yine düşürürdük. Yine düşürecek idik aleyhim onları. Ma o şey ki yelbisune, düşüyorlar. Yani şuradaki lelebesna elbette yine şüpheye düşürürdük aleyhim onları. Ma o şüphe ki yelbisune, onlar zaten şüpheleniyorlar. Kuşkuya düştükleri şeye yine düşeceklerdi, düşürecektik. Düştükleri kuşkuya düşürecektik. Şimdi burayı incelemeye geçelim. Buradaki vav atıf harfi. Vav atıf harfi. Bağlaç. Sağdaki ayeti. Sağda hangi ayet geçiyordu? Sağdaki ayeti deyip havada bırakmayalım. Ne geçiyordu? Şuradaki ve lev enzenna, şayet biz indirseydik meleken, bir melek. Velev ceannahu, şayet yapsaydık. Hu onu, meleken bir melek, o meleği. Oraya bağlıyor yani. Velev enzennaya bağlanmıştır. Vav atıf harfi fetha üzere mebnidir. Şimdi mebnilerin kısımları var değil mi? Vav nedir? Mebni. Ne üzere? Fetha üzere. Mebninin kısımları vardı. Mebninin kısımları. Neydi? Mebni asıl var, mebni arız var, gayri arizi var, mebninin kısımları var. Onu düşündüğümüzde buradaki vav atıf harfi olan vav mebninin hangi kısmına dahil olur? Mebni asıla dahil olur. Niye? Çünkü harftir. Harfler de mebni asıldandır. Asli mebnidir. Evet. Bu bilgi nerede geçiyordu? Terkip adlı kitapta. Yani mebnidir. Mebninin de asıl kısmındandır. Bu terkip. Terkip adında kitap okuyoruz. Bu bilgi orada geçiyor. Vav'ın atıf harfi olduğunu nereden biliyoruz? Bu da avamilden aktarabileceğimiz bir bilgi. Peşine gelen lev. Lev'den bahsedelim. Lev. Şart edatı. Nasıl şart? Cezmetmeyen şart edatlarındandır. Şart edatı ama cezmetmiyor. Şart edatların çoğunluğu cezmeder. 3 tanesi cezmetmez. İn, mehma, ma, men, lem gibi. Bunlar ne yapıyordu? Hem şart hem de cezm edatı idi. Peki lev için bunları söyledik. Ne dedik? Sükun üzere mebnidir. Lev cezmetmeyen şart edatı. Aynı zamanda ne? Sükun üzere mebni. Mebninin hangi kısmı olur? Yine mebni asıl olur. Çünkü harftir. Harflerin mebni asıl kısmından olduğunu görmüştük. Mebni asıl da arizi olarak ayrılıyor değil mi? Mebni asıl arizi olarak. Mebni asıl ve arizi olarak ikiye ayrılıyor. Arizi de lazimi ve gayri lazimi olarak ikiye ayrılıyor idi. Cealna, ceale, cealna, ketebe, ketebna. Cealna sükun üzere mebni, mazi fiil. Nereden anladın? Sonuncu hafta sükun var, bunu görüyorum. Böylece sükun üzere mebni, mazi fiil olduğunu fark ediyoruz. Cealna'ya baktığımızda ne söyleyebiliriz? Deriz ki bu fiil binaya göre bilgi aktarmak gerekirse. Cealna. Buraya
binadan bilgi aktararak burada ne görüyoruz dersek deriz ki ceale yec'alu. Üçüncü baptandır dersin değil mi? Bina okuyan birisi baktığında ne der? Üçüncü baptan mazidir. Nefsi mütekellim mal gayrdır. Bina okuyan bunu söyler. Eğer kişi maksut da okumuş ise sükun üzere mebni mazi fiil. Bunu söyler. Hemen yanındaki na'ya da faildir diyebilir. Ama biz canna'dan canna'ya merahtan bir ekleme yaparsak, yani merah okuyan birisi bu söylediklerimize ilave olarak canna kelimesinde ne anlatabilir? Der ki mesela bu sülasi mücerret bablar, 6 bab, daimul ebvab veya değil. Yani iki kısma ayrılmaktaydı. Bu ceale yecealu olduğuna göre daimul ebvab değildir. Niye? Mazi ve muzaride aynı fiillerin hareketi farklı farklı değil çünkü. Aynıdır. Ceale yecealu. Mazide de muzaride de aynı fiili aynı hareketi fethaya sahiptir. Bundan dolayı daimul ebvab değildir der. Peki avamil okuyan birisi cehennaya hala bakmaya devam ederse ne der? Der ki cehennem bir defa nedir? Amildir. Kıyas amil madde bir. Bunu hemen söyler. Kıyasidir, lafzidir. Kıyas amil madde bir mutlak fiildir. El fi'lu mutlakan. Bunu söyler. Peşine der ki fe kullu fi'lin yerfa'u ve yansibu. 100 defa söylediğim şeyi avamil okuyan herkes söyler. Hani her fiil raf eder, nasb eder. Tabii her fiil derken fiil tam mı, nakıs mı ona göre değişir. Malum mu, meçhul mu değişebilir. Mütaddi mi, lazım mı ona göre değişkenlikler olur. Yani raf ve nasb etmesi hususunda değişiklikler olabilir. Şimdi ceale tam fiildir ve de mütaddidir. Öyleyse hem raf edecek hem de nasb edecek. Raf edip fail alır, nasb edip meful alır. Tam ve mütaddi olduğu için. Şayet tam olmasa, nakıs olsaydı raf ederdi ama isim alırdı. Nasb ederdi ama mef'ulü olarak alırdı. Fiil meçhul olsaydı raf ederdi ama fail değil, naib-i fail alırdı. Ona göre değişiklikler olabilir idi. Peki raf eder dedik. Raf ettiği kelime ne burada? Raf ettiği na'dır. Na nedir? Muttasıl merfu zamirdir evvela. Na nedir? Muttasıl merfu zamir. Bunu merah okuyan birisi söyleyebilir. Muttasıl merfu zamirdir. Faildir. Ama merah okuyan kişi şunu da ilave eder. Der ki nefs-i mütekellim mali gayr kalıbında neden na fail olarak kullanılmıştır? Merah okuyan birisi bu ayrıntıya da girer. Yani na yerine ne bileyim mesela elif olsaydı sadece veya ya olsaydı. Neden na zamiri? Çünkü ilgili kalıp nefs-i mütekellim mali gayrda bu manaya gelen yani biz manasına gelen zamir nedir? Nahnudur. Nahnu biz zamiridir bu kalıpta. Tabi mazide değil, mazide na. Muzaride gizli olarak nahnu bulunur. Hiç fiilden bahsetme. Nahnu biz işte etibba öğrencileriz. Yani nahnu biz manasına gelen zamirdir. Yani ne olmuş? Nahnu da nun vardır. Onundan alıntı yapılarak buraya nun fail kılınmıştır. Uyum olsun diye. Bu kalıpta madem nahnu fail o zaman nunu burada fail olarak atayalım denilmiştir. E peki sonundaki elif neden var? Merah okuyan birisi bunu da inceler. Ve der ki bu sonda elif gelmeseydi yani sonuna elif eklenmeseydi bu kalıp cimi müennesi gaibe ile karışırdı. Yani. Cealne kalırdı mı? Gelene kalırdı. Cealne. Nesarne, ketebne, fetahne, ceale, cealne. Cimi müennesi gaibe mi? Yoksa nefs-i mütekellim mali gayr mi karmaşı olurdu. Olmasın diye bir de elif koymuşlar. Canna olmuş. Artık gaybenin cemisi olmadığı netleşmiş oldu. Şimdi na için daha ilave şeyler de söyleyebiliriz.
Mesela ne gibi? Terkip adlı kitaptan bir şeyler ilave edelim. Deriz ki cealna mazi nefsi mütekellim mali gayr için vaz edilmiş mebniyun lil faili. Mebniyun lil fail. Mebniyun lil fail izzide de geçiyor değil mi? Bu tabir. Mebniyun lil faili, mebniyun lil mef'uli. Mebniyun lil fail ne demek? Fail için vaz edilmiş. Yani malumdur demek. Fiil meçhul değil de malumdur demek oluyor idi. Burada şu var. Şimdi na'nın irabı nedir? Hani cealna derken ceale fiilinin sükun üzere mebni olduğunu söyledik mazinin. Tabi ceale fiili neden sükun üzere mebni? Yani sükun üzere olmasının özellikle sebebi mutaharrik ref zamirinin bitişmiş olması. Peki neden mebni diye sorgulanırsa merah okuyan birisi ilave olarak ne der? Mazi fiil bir şeyle benzeşmiyor. O yüzden mureb olamamış. Neyle benzeşmiyor? Neye benzemiyor? Ceale fiili isimle, özellikle ismi faile benzeşmemektedir. Bundan dolayı mureb olamamış. O kadar benzeşmiyor ki hiçbir kalıbı mureb değil. A'dan Z'ye tüm kalıpları mebni olarak kalmıştır. Peki na'ya bakalım. Na nedir? Faildir. Nasıl fail? Muzmer yani zamirdir. Nasıl bir zamir? Muttasıldır. Merfu zamir. Muttasıl merfu zamirdir. Lafzen bakarsan sükun üzere mebnidir lafız olarak. Çünkü sonuncu harf eliftir ve elifte hareke yok. Elif sakin. Lafzen sükun üzere mebni. Mahallen ne? Mahallen merfudur. Niye mahallen merfu? Çünkü faildir. Failler mamulü merfudandır. Peki na'yı raf eden şey nedir? Na zamirini raf eden etken. Çünkü mamulü merfudandır dedin sen. O mamuldür dedin. Her mamulün bir de amili vardır. Amili nedir? Amili ceale fiilidir. Amili nedir? Ceale fiilidir. Peşine gelen hu da zaten meful olmakta. Muttasıl mensup zamirdir. Hu muttasıl mensup zamirdir. Nasıl muttasıl? Sağ ile bitişmemiş. Bak mürekkep bitmiş. Araya bir beyazlık dahil olmuş. Çünkü hu zamiri sağ taraftan elifle bitişemez. Bitişemeyeceği için böyle olmuştur. Yoksa hu bitişebilen harf ile bitişir yani. K, T, B, hu, K, T, B, hu olur. Ketebe yazdı. Hü ve o kişi mesela Ali. Niye yazdı? Hü onu. Artık defterim yazmış. Masayım yazmış. Sırayım bir yere yazmış. Olabilir. Demek ki hu zamiri sağ tarafta bitişebilen harflerle bitişmektedir. Bundan dolayı muttasıl mensup zamir diyoruz. Peki caile fiili için mebni dedik. Na zamiri faildir. Mebnidir. Hı zamiri mefuldür. O da mebnidir. Yani öyle bir fiil cümlesi ki bu. Hani fiil, fail, meful var. O zaman nedir burası? Fiil cümlesidir. Nasıl bir fiil cümlesi? Baştan sona tüm ögeleriyle mebni olan bir fiil cümlesidir. Fail mebni, meful mebni. Fiil de mebni. Fiil cümlesi olarak zaten mebni. Cümle olarak zaten mebni. Mebni'nin hangi kısmı? Asır kısmıdır. Cümlelerin mebni olduğunu yine Terkip adlı kitaptan söyleyebiliriz. Yani okuduğumuz kitaba göre o kitaptan bilgi aktarmaya çalıştım. Her kitabı okuduğumuzda farklı bir gözlük ile oraya bakabiliriz. İlave bir bilgi ile bakabiliriz. Hı birinci meful olur. Ne olur? Birinci meful olur. Mef'ulün hangi kısmı olur? Şimdi biz terkip adlı kitabı okurken mef'ulü bir gayri sarih diye bir şey gördük. Gayri sarih varsa sarih diye de bir şey var o zaman. Yani sarih açık, gayri sarih açık değil. Eşittir kapalı. Gayri sarih harfi cer ile gelen mef'ullerdir. Mef'ulün başında harfi cer varsa gayri sarih olur. Hı zamirdir. Başında harfi cer yoktur. Öyleyse sarih olmalıdır değil mi? Gayri sarih olamaz. Harfi cer yok.
İkinci mef'ul olarak da meleken, melek kelimesi ikinci mef'uldür. Melek kelimesi nedir? İkinci mef'ul. Mensup nasb alameti fetha. Peki melek kelimesini nasbeden nedir yani? Hangi amil bunu nasbetti? Cari fiili. Fekullu fiilin yerfa'u ve yansibu. Yerfa'u işte nayı raf etti. Yansibu yansibu olmuş diyebilirsin. Bir hu'yu nasbetti. Bir de melek kelimesini nasbetti. Hu'yu nasıl nasbetti? Hu, lafzan bakarsan zamme üzere mebnidir lafzan. Mahallen bakarsan mahallen mensuptur. Niye mahallen mensup diyorsun? Çünkü mef'uldür. Yani neden mahallen tabirini kullanıyoruz? Zamirdir, zamirler mebnidir, mebniler mahallen irap olur. Peki mahallen bu yüzden dedik de mahallen mensup diyoruz. Niye mensup diyoruz? Çünkü öge olarak mef'uldür. Mef'uller de mamul mensuptandır. Bu yüzden bu tabir kullanılıyor. Öyleyse hu nedir? Lafzen, lafız olarak, okuyuş olarak zamme üzere mebni. Ama mahallen mensup. Peşine melek kelimesi geldi. Melek de mensup. Niye? Mef'ul çünkü. Mef'ul olsun. Her mef'ul nasb alamet olarak feth almaz ki. Niye bu feth aldı? Çünkü ismi müfredi musariftir. Avamilde okuduğumuza göre. Buna ne denir? İsmi müfredi musarif denir. Cemisi nedir? Melaike. Cemisi ne? Melaike. Müfrettir. Şimdi burayı özellikle böyle bir ağırdan alayım dedim. Çeşitli kitaplardan bilgi aktararak burayı işledik. Tüm kelimeleri böyle o kitaptan şunu aktaralım, bu kitaptan bunu aktaralım dersek fazla uzayacaktır. Bunu size örnek olsun diye yaptım. Sizler de benzer şekilde okuduğunuz kitaplardan bilgiler aktararak daha geniş çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi ben biraz daha az, gitgide daha az, gitgide daha az inceleyerek devam edeyim. Velev ce'annâhu meleken dedik. Le elbette ce'annâ. Biz yapardık hu onu racülen. Yine ce'annâ geliyor. Başta lam var, tekit. Ce'alnâ, az önce geçen ce'annâ ile aynı. Peşine hu var, yine aynı. Yani ce'annâ nedir? Ce'ale fiili, sükun üzeri mebni mazi fiil, nâ fa'il, hu birinci mef'ul, racül ikinci mef'ul olur. Burada fazla ayrıntıya girmedim. Sağdaki ile aynı özelliklere sahip. Ve lelebesna. Lelebesna bir şüpheye düşürür idik. Kuşkuya düşürür dük. Mazi, nefs-i mütekellim, mali gayrdır. Fiildir, na faildir. Aleyhim, onları, ala harfi cerrimiz, him mecruru. Car, mecrur, nereyle alakalı, mutallakı nedir? Buradaki fiildir. Onları düşürürdük de neye düşürürdük? Ma o şeye. O şey ki yelbisuna. Yelbisuna onlar zaten şüpheleniyorlar. Muzari fiil. Vav fail. Yelbisuna muzari fiil. Vav fail. Ya muzarat harfi. Nun bu kelimenin merfu olduğunu göstermek için eklenmiştir. Yani yelbisuna nedir? Muzari fiildir, merfudur, raf alameti nunun varlığıdır. Ama yelbisuna aynı zamanda bir fiil cümlesidir. Fiil fail olarak fiil cümlesidir. Cümle olarak irabı nedir? Cümle olarak irabı yoktur. İraptan mahalli yok diye bir söylem belki duymuşsunuzdur. İraptan mahallin yok senin, böyle insanlar birbirine laf derler. İşte yelbisune cümlesinin irabtan mahalli yoktur. Niye? Sıla cümlesidir çünkü. Başındaki ma nedir? Hem mef'uldür. Sağındaki fiil için, lelebesna fiil için mef'uldür. Ama aynı zamanda ismi mevsuldür. Sıla cümlesidir yelbisune. İsim mevsulden sonra gelmiştir. Sıla cümlesidir. Sıla cümlelerinin irabtan mahalli yoktur. İraptan mahal yoktur ne demek? Yani bu cümle için, bu cümle mahallen merfu, bu cümle mahallen mensup, bu cümle mahallen mezzum, mahallen şu, mahallen bu. Bu cümle için bunu konuşamayız. Mahallen irabı nedir? Mahallen irabı yoktur işte, yani bu. Mahallen irabı yok, bu demek. Cümle olarak yok.
Yoksa fiil muzdarinin irabı açık zaten. Sonunda nun olduğuna göre merfudur. Nun olmasaydı hem mensupluğa hem de mezzumluğa elverişli, uygun bir yazıma sahip olur idi. Bir sonraki ayet. Velakad andolsun ki üstühzi'e. Tabii ki hemzi de hareke yok. Hani hareke verilseydi zamme verilirdi. Meçhul fiil. Onu göstermek için verdim. Üstühzi'e alay edildi. Kim ile ne ile? Bir rusulin elçiler ile, peygamberler ile. Min gablike senden önce. Senden önce de birçok peygamber ile alay edilmiştir. Andolsun diyor. Fehaka. Hakka çepeçevre kuşattı demek. Billedeyne sehiru. O kimseler ki sehiru onlar alay etti. Alay edenleri kuşatmış idi. Minhum onların içerisinden. Ma o şeyi kuşattı ki kanu onlar idiler bihi o alay ettikleri şey ile bihi o şey ile yestehziuna alay ediyorlar idi. Alay ettikleri şey onları alay ettikleri o hak onları kuşatmış idi. Velekat. Şimdi burası için vav istinafiye. Yani yeni bir cümleye başlıyoruz. Vav istinafiye. Peşine gelen lam için kasem, kad için tahkik demekteyiz. Yani burada bir tekit, bir kuvvetlilik söz konusu. Ve lekad andolsun ki üstühzi'e, istehze'e, üstühzi'e. İstifal babından mazi meçhul. Alay edildi. Kimle? Bir rusulin, rasulün, müfret, rusul kırık çoğul, cemi mükesser. Elçiler ile. Ba harfi cer zaten. Üstühzi'e meçhul mazi fiil dedik. Bir rusul naibu faildir. Bir rusul nedir? Naibu faildir. Naibu failler mamulü merfudandır. Başında ba harfi cerri olduğu için lafzen mecrurdur. Ayrı mesele. Üstühzi'e. Mazi fiil fetha üzere mebni. Min harficer. Peşine kabul gelmiş. Kable, kablu, kabli. Kable bende. Bunu nerede gördük? Terkip adlı kitapta gördük. Dedi ki kable için, bende için dört tane hal, dört tane durum var dedik. Burada kabil kelimesinin mecrur olarak yazıldığını görüyoruz. Kabli. Neden? Bir, kelime an itibariyle muzaftır. 2. Muzaf olması yetmez. Bir de onu cer edecek bir etken lazım. Etken de min yani var. Kelime cer halinde ve muzaftır. Dolayısıyla cer alameti olarak esteği alır. Almıştır. Kabli. Min harfi cer. Kabli. Onun mecruru. Kabli aynı zamanda muzaf. Ke onun muzafın lehi. Ke muttasıl mecrur zamir. Fehaka. Buradaki haka kâne ba'a gibi ecref bir fiil. Elif'in aslı ya'dır. Dolayısıyla ya i ecveftir, mazidir, fetha üzere mebnidir. Billedine, ba harfi cer, ellezine, isim mevsul. İsim mevsuller mebnidir. Normalde nedir? Mebnidir. Lafzen fetha üzere mebnidir cemisi. Lafzen fetha üzere mebni. Mahallen mecrurdur. Niye? Başında harfi cer var bundan dolayı. Ellezine cemidir, mebnidir. Lazimi mebnidir. Sehiru. Sehiru alima alimu gibi. Mazi cemüzde kere gayb zamme üzere mebni ve fail elif elifi farika. Minhum car mecrur. Makanu bihi. Ma burada fail olmakta. Neyin faili? Yukarıda geçen haka. Yukarıda yani sağda geçen, daha önce geçen hakanın failidir. Haka kuşattı. Ne kuşatan nedir? Ma o şey ki kanu onlar idiler. Kevene kevena kevenu. Sarfa göre söylerse kanu için nedir? Kane'nin aslı kevene. Çekim yap. Kevena kevenu.
Ama ne olmuş? Kanun olmuş. Çünkü K ve nu der iken, K ve nu derken vav harfi illet mutarrik makabül meftuh vav elife çevirirsin kanu olur. Vav kanenin ismidir. Nesidir? İsmidir. Kane ismini raf eder. Öyleyse vav nedir? Mahallen merfudur. Elif elifi farika. Ba harfi cerhi mecruru. Yestehziune istehzee yestehziu. İstifal babı muzari cem müzekkeri gaip. Nun bu muzari merfu olduğunu göstermektedir. Vav ise faildir. Ya ise muzarat harfidir. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup kânenin haberi mahallen mensup olur yestehziûne. Cümle mahallen mensup ama yestehziûne muzarisi lafzen merfu. Nun gerekçesiyle. Nun alamet burada. Kânu nedir? Kıyasamil madde 1. Mutlak fiil. Nakıs fiildir. Kanu nahive göre nakıstır. Nakıs olarak adlandırılır. Niye? Anca haberiyle tam olduğu için. Ama sarfa göre ecveftir. Niye? Anner fiilinde illet harfi var diye. Ecvefi vavidir. KVN. Böyle de burada bitirdik. Şunu söyleyebiliriz yani aslında daha detay girilebilir. Yestehzi ona muzari fiil amildir. Ama muzari fiil merfu burada. Onu raf eden amil nedir? Amili manevidir. Yestehzi ona muzarasına raf etmiştir. Yestehzi ona merfu amili manevi onu raf etti. O zaman yestehzi ona nedir? Mamulü merfudandır. Değil mi? Mamuldür yani. Ama fiiller aynı zamanda amildir. Dolayısıyla kendisinden mamul bulmak lazım. Mamulü de vav'dır, faildir. Mahallen merfudur buradaki vav. Bir sonraki ayet gul siru. Gul gali gulüden emri hazır. Gul de. Ne de? Siru dolaşın fil erdi yeryüzünde. Sümme sonra unzuru bakın keyfe nasıl kâne oldu akıbetül mükezzibine. Yalanlayanların, yalancıların sonu akıp son demek. Sonu nasıl olmuş? Bakın, görün. Gul kâliye gulu tegulu aslı tekvulu oradan emri hazır. Gul, ukvul, gul, ugul, gul, gul. Sükun üzeri mebni emri hazırdır. Ente gizli zamir faildir. Entenin gizlenmesi burada vücubendir. Entenin gizlenmesi nedir? Vücubendir. Gul için sükun üzeri mebni emri hazır dedik. Ente gizli zamir fail. Entenin gizlenmesi vücuben dedik. Fiil olduğuna göre bu. Ne olması lazım? Her fiil raf eder, nasp eder demiştik. Gul dedi ki kıyas-ı amilden madde bir mutlak fiildir. Fekul fiilin yerfeme ve yansıbu. Raf ettiği nedir? Entedir. Ente. Gizli zamir. Ente lafzen fetha üzeri mebnidir. Değişmez. Ente her zaman entedir. Ama fail olduğu için mahallen ne olmalı? Mahallen merfu olmalı. Zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Burada faildir. Öyleyse mahallen merfu olmalı. Mef'ul nerede? Gul kelimesinin nasbettiği nedir? Nasbettiği söylenen şeydir. Kavlin megulü meful olur değil mi burada? Söylenen şey yani. Söylenen şey nedir? Gul söyle. Ne söyle? Siru fil erdi. O zaman burası ne olur? Meful olur. Burayı nasip etmiştir. Nasıl nasip etmiştir? Mahallen nasip etmiştir. Yoksa lafzen nasip olacak bir şey yok. Siru emri hazırdır. Cem müzekir muhataptır. Nun'un düşmesi üzere mebnidir değil mi? Sükun üzere mebni. Buradan nun'un düşmesi üzere mebni. Emri hazır. Vav fail. Elif elifi farika. Harfi cer mecrur. Sümme atıf harfi. Unzur nazara yenzurudan unzur yine emri hazır olarak çıkar karşımıza. Gerçi
Onu vuru. Cem müzeker muhatapmış. Onu vuru. Nun'un hasfi üzere mebni. Emri hazırdır. Vav faid elif elif farika. Peki bunu nasip ettiği nerede? Raf ettiği vav. Nasip ettiği nerede? Yani mef'ul nerededir? Mef'ulu keyfekâne. Keyfekâne âkıbetu. Keyfekâne âkıbetu nedir? Unzuru fiidinin mef'ulüdür. Burayı incelersek de kâne var. Kâne nakıs fiildir nahive göre. Nakıs fiildir. Haberi mukaddemdir. Keyfe onun haberi. Haberi nasip eder. Akibetu kânenin ismidir. Kânenin haberi kendisinden önce gelen keyfe. İsmi ise akibetu. Akibe kelimesi aynı zamanda muzaf. El mükezzibine muzafun ileyh. Mecrur cer alameti. Vav yerine yağının yazılmış olmasıdır. Mükezzibune mükezzibine. İsmi fail cem müzekker salim. Ya cer alameti. Bir sonraki ayetimiz. 12 numaralı ayet. Gul de söyle kime yönelik, kim için? Limen o kimse için ki hani kimindir? Limen kime aittir? Ma o şey ki fis semavati göklerdedir vel erzi ve de yerdedir. Yerde ve göklerde her ne varsa kimindir, kime aittir de. Gul söyle lillahi Allah'a aittir. Ketebe yazdı hüve o Allah ala nefsihi kendisine neyi yazdı? Er-Rahmete rahmeti yazdı. Le elbette kesinlikle yecmeenne toplayacak kum sizi hüve o Allah. İlâ yevmil kıyamet kıyamet gününde. La raybi fihi o kıyamet günü ki la raybi fihi onda hiçbir şüphe yoktur. Ellezine o kimseler ki hasiru hasiru ziyan ettiler, yazık ettiler. Enfüsühüm kendilerine. Fehum onlar la yu'minune iman da etmezler. Burayı incelemeye kalktığımızda gul emri hazırımızı görüyoruz. Çok geçti. Bu akşam da geçti. Ne olduğu belli. Limen. Buradaki lam harfi cer. Men ise burada haber olarak bulunuyor. Öge olarak nedir? Haberdir. Limen kimindir? Kime aittir? Ne? Ma o şey. Ma isim mevsul. Sükun üzeri mebni. Lafzen. Ama mahallen nedir? Merfudur. Niye? Çünkü müptedadır. Men nedir? Men de lafzen sükun üzeri mebnidir. Çünkü sonuncu harfte sükun var. Ama mahallen merfudur. Çünkü haberdir. Başta li vardı. Onun irabını. O da kese üzere mebni olur. Harfi cerdir. Fis semavat harfi cerrimiz, mecrurumuz, atıf harfimiz yine mecrur bir kelime. Gul ente yine var. Lillahi lam harfi cer, lafzatullah onun mecruru. Ketebe hüve, ketebe mazi fiil, fetha üzere mebni, mazi fiil. Hüve faildir. Hüve lafzen fetha üzere mebni olsa da mahallen merfudur. Çünkü faildir, failler mamul merfudandır. Hüve fiilde an itibariyle gizli olarak bulunduğu için muttasıl merfu zamir olarak adlandırılıyor. Bağımsız olarak bir yerde hüve görürsek ona muttasıl merfu değil, munfasıl merfu diyoruz. Ala harfi cer nefsi onun mecruru. Nefs muzaf, hid onun muzafın ileyhi olur. Ketebe hüve er-rahmete. Rahmette o zaman ne oldu? Meful oldu. Le elbette. Le elbette. Yecmeenne. Yecmeenne hüve. Hüve burada fail. Kum ise mef'ul oluyor. Leyecmeenne. Kendisine tekit nunu da bitişmiş. Fetha üzeri mebnidir dolayısıyla. Muzarifi ne burada? Fetha üzeri mebnidir. Mahallen merfudur. Nun tekit nunu. Lam kasem lamı. Sondaki kum mef'uldür. Yecmeenne hüve fail. Kum mef'ul. Yecmeenne fetha üzere mebni. Niye? Mebni kendisine tekit nunu bitiştiği için.
Tekit nunu muzariye dahil olduğunda o muzari murep olmaktan çıkıp mebnileşiyor idi. Sanırım bu da izzide geçmişti. Ayrıca merahta da geçmiş olma ihtimali var. İlâ yevmil kıyamet. İlâ harfi cer. Yevmi mecruru. Yevmi muzaf. El kıyameti. Onun muzafın ileyhi. La raybe fihi. Elif la mim. Zalikel kitabu la raybe fi. Aynı şey değil mi? La raybe fi. Buradaki la cinsine nefi için var olan la'dır. Raybe ismi olmaktadır. Raybe ney? Onun ismi. Fetha üzere mebnidir. Mahallen mensuptur. İsmini nasb haberini raf eden la. Cinsin nefi için olan la'dır. İnne, enne, ki enne, la, kinne, leyte, lealle, illa, la. İşte o la'dır. La raybe fihi. Raybe mastar aynı zamanda. Rabe, raybe mastardır. Harfi cer mecrur. Ellezine o kimse der ki hasiru yazık ettiler. Hasira, hasira, hasiru. Zamme üzeri mebni mazi fiil vav fail elif elifi farka. Enfüsehum nefsun kelimesinin kırık çoğuludur. Mensup nasb alameti fetha. Mef'uldür çünkü. Enfus bir isimdir. İsme zamir bitişirse o zamir muttasıl mecrur zamir olarak adlandırılır. Dolayısıyla enfus muzaf hum muzafın ilehtir. Muzaf kıyası amildendir değil mi? Avamil olarak düşünürsen kıyası amilden bir madde. İsme muzaf. Hum muttasıl mecrur zamir. Sukun üzere mebni olsa da, lafzen böyle olsa da, mahallen mecrurdur. Fehum la yu'minun. Fehum hum hüvehuma hum mübtedadır. O zaman mahallen merfu. Ama lafzen sukun üzere mebni. Hum munfasıl merfu zamirdir. La yu'minune. Onlar iman etmezler, inanmazlar. E'mene yu'minu. Emine fiili. Yani bunu belki 10 defa anlattık. Sık sık karşımıza çıktığı için. Emine. Mehmuzulfa. Mazi fiil. Sülasi mücerret. Emine. Ye'menu. Alime. Ya'lem babu. İfal babına aktarılmış. E'mene. Yu'minu. Yu'minune. Muzarece müzzeker gayb. Merfu. Raf alameti nun. Vav fail. Ya muzarat harfi. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak fiil cümlesi olarak nedir? Haberdir. Öyleyse mahallen merfudur. Mahallen merfu olan ne? Fiil artı fail bir bütün olarak mahallen merfu. Yoksa yu'minune fiili mahallen değil. Lafsa merfu raf alameti nundur. Raf alameti her zaman ötre olmaz. Yani kalıba göre, kelimenin cinsine göre değişiklik gösterir. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Bilmeye devam edin. Karıştıranlar çoktur. Sıradaki ayetimiz 13 numaralı ayet. Ve lehu. Ve lehu onundur, ona aittir. Ne? Ma o şey ki sekene barındı. Sakin oldu yani, sakini oldu. Filleyli gecede. Ve nehare ve de gündüzde. Ve işte o, yani o Allah Celle Celaluhu. Es-semi'u işitendir, el-alimu bilendir. İnceleyelim. Ve lehu ona aittir. Lam harfi cer burada. Harfi cer olan lam çoğunlukla li yani esre ile karşımıza çıksa da bazen fetha ile çıkar. Burada fetha ile çıkmıştır. Harfi cerdir. Hu onun mecrurudur. Car mecrur birlikte şibih cümle oluşturmuştur. Ney? Şibih cümle. Car mecrur. Hu muttasıl mecrur zamirdir. Çünkü harfe bitişmiş. O zaman burası haber olduğuna göre mahallen merfu olur. Haberdir. Mahallen merfudur. Mahallen merfu olan nedir? Car mecrurun bir bütünlük oluşturması ve haber olması budur. Yani şibih cümle burada mahallen merfu. Yoksa lam fetha üzere mebni, hu zamme üzere mebni. Harf bunlar. Mebni asıl. Ma sükun üzere mebni isim mefsuldür. Ama sükun üzere mebni olsa da o lafzendir. Mahallen
merfudur. Çünkü mübteda. Sekene ketebe gibi mazi fiil feta üzere mebnidir. Hüve gizli zamir faildir. Hüve lafzen feta üzere mebni olsa da mahallen merfu çünkü faildir. Filleyli fi harfi cerimiz elleyli. Onun mecruru. Ve nehari vav atıf harfi olduğu için leyl madem ki mecrur o zaman nehar da mecrur olur. Atıf harfi. Matufun aleyh leyl. Nehar matuftur. Onun irabını almıştır. Ve hüve o. Yüce Allah yani Celle Celaluhu. Hüve mübtedadır. O zaman mahalle merfudur. Doğru. Niye mahalle merfu dedik? Çünkü mübtedalar mamulü merfudandır. Ama hüve lafzen nedir? Fetha üzeri mebnidir. Hüve munfasıl merfu zamirdir. Es-semi'u onun haberi. Merfu raf alameti zamme. Bunda mahallen irab söz konusu değil. Lafzen merfu zaten. Semi' fa'il kalıbında mübalağalı ismi faildir. Dolayısıyla hüve o Allah es-semi'u işitendir değil de yani her şeyi işitendir. O mübalağayı vermemiz gerekir. El-alim de aynı şekilde. Alim de nedir? Mübalağalı ismi faildir. Dolayısıyla o Allah işitendir, bilendir değil. Her şeyi işiten, her şeyi bilen, ziyade işiten, ziyade bilen o mübalağalı olmasını hissettirmemiz gerekir tercümede. Semi haber alim onun sıfatı. Semi kelimesinin sıfatı. Veya alim semiye birinci haber, alim ikinci haber. İki şekilde takdir etmek mümkün. Semi kökünden mübalağalı ismi fail, alime kökünden mübalağalı ismi fail. Bir sonraki ayet. Gul de sen de sen söyle. Ne söyle? E gayrallahi Allah'tan başka mı mi mu? Baştaki hemze istifham. Gayr başka manasına geliyor. Baştaki hemze istifham. Mı mi mu soru yani. Gayr ise başka hariç demek. E gayrallahi Allah'tan başkası mı? Başkasını mı? Ettehidu edineyim. Edineceğim. Veliyen dost. Öyle Allah ki o fadır-ı semavati vel erlı. Fadır yaratan demek. Halik. Yoktan yaratan. Fadır-ı semavati vel erlı. Yeri ve gökleri yoktan yaratan Allah'ı bırakıp da ondan başkasını mı dost edineceğim? Zehve o Allah yud'imu. Ed'ame yud'imu. Besliyor, doyuruyor. Ve la yud'imu. Beslenmekten ise münezzehtir. Beslenmez yani. Gulde inni ben umirtu emrolundum, emredildim. En ekune olmaktan. Olmaya emredildim. Ne olmaya? Evvele men. O kimsenin ilki ki, o kimseden ilk ki esleme teslim oldu. Müslüman oldu, teslim oldu. Ve la tekunenne. Sakın olma, sen olma. Minel müşrikine, müşriklerden olma. Gül sükun üzeri mebni. Emri hazır. Ente gizli zamir fail. E gayrallahi. Gayr meful olur burada. Gayr meful. Aynı zamanda muzaf. Allahi. Onun muzafın ilehi. Peki neyin mefulü gayra? Ettehidu fiilinin. Ettehidu fiil. Merfu raf alameti zamme. Ettehidu. Muzari fiil değil mi? Ehade. Ettehidu ehade'den hangi baba aktarılmış? Ehade. Ehade iftal babına aktarılmış. Fa'le iftale. Ehade i'tehade. Tabi bu aslı ehade midir? Tehade midir? Buna dair ihtilaflar vardı değil mi? Ehade mi yoksa e'si tehade mi? İhtilaf vardı. Dolayısıyla ittehaze mi gelir iftal babı yoksa ittehaze mi gelir? Buna dair ihtilaflar vardı. Bu ihtilaf Şafiye'den de aktardık. Merah'tan okuduk ve aktardık. Bu ayrıntılara daha önce değindiğimiz için şimdi fazla değinmeyelim. Ettehidu muzari fiil iftal babından. Nefs-i mütekellim vahde. Ene gizli zamir faili. Gayr da onun mefulü olur. Gulün mefulü nerede? Ente faili.
Her ne söylenecekse o da onun mefhulü olur. E gayrallah ettehadu veliyen. Mesela mefhulü burasıdır denilebilir. Ettehadu merfu raf alameti zamme. Raf eden ney? Amiri manevi. Veliyen ney? Onun mefhulü. Ellahi. E gayrallahi. Lafzatullah mecrur. Dolayısıyla ona sıfat olarak gelen fatır kelimesi de mecrur. Fatır aynı zamanda isim faildir. Ve muzaftır. Es-semavat onun mecruru. Vav atıf harfi. Madem ki burası mecrur yani matufun aleyh mecrur o zaman matuf da mecrur olur olmuş zaten. Ve o Allah Celle Celaluhu. Hüve nedir? Ha, bir de o var evet. İzafetin kısımları var. Lafz-ı izafet, manevi izafet. Hüve o Allah Celle Celaluhu. Hüve lafzen fetha üzeri mebni zamir. Ama mahallen nedir? Merfudur. Niye? Çünkü müptedadır. Ed'ame yud'imu ifal babı muzari merfu raf alameti zamme ifal babı. İfal babı bir muzari fiil. Faili gizli zamir hüve. Burada bir hüve var. Ondan bağımsız bir de yud'imu da gizli bir hüve daha var. Bu gizli hüve yud'imu'nun faili. Aşikar görünen hüve müpteda o başka. Yud'imu gizli olan hüve ile birlikte bir fiil cümlesi oluşturur. Bu fiil cümle olarak, fiil cümlesi yani, hüvenin haberi olur. Yud'imu muzari, merfu, raf alameti zamme, bunu raf eden amili manevidir. Faili gizli hüvedir. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup, mahallen merfu olarak hüvenin haberi olur. Vela yud'imu meçhul fiildir. O zaman naibu fail lazım. Naibu faili de gizli zamir olan hüve olmaktadır. Gul sükun üzeri mebni emri hazır ente faili. Gul ente sen söyle ne söyle inni umirtu en ekün evvele men esteme devam ediyor yani inni umirtu burada bitirelim burası mefuldür inni inne ismini nasf haberini raf eden edatlardan hurufu müşebbetun bil fiil dediğimiz harflerdendir buradaki ya İnni, inne, ni yani. Değil mi? İnne, inni, şuradaki mütekellim yası, inninin ismi olur. Zamirdir, mebnidir. O zaman mahalle mensuptur. Doğru. Umirtu, emera, emertu, umirtu. Meçhul, mazi fiil, emera, emera. Ne oldu? Mehmuzül fa oldu. Umirtu, ben emrolundum. Meçhul fiil. Naibu fail sondaki tu'dur. Neye dair emrolunmuş? En ekune. En, len, key, iden. Muzayir'i nasip eder. Ekunu, eku ne olmuş işte. Aslı ekvunu. Enden dolayı aslı ekvu ne olur. En nasip etmiştir. Burası aynı zamanda ne olur? Enne'nin burada isim diyelim yani. Ene burada gizli zamir olan ene Ekunu'nun ismi olur. Haberi evvel kelimesi. Haberi nasip etmiş. Ene mahalle merfu olup kâne nakıs fiilinin ismi olur. Kâne nakıs diyorum nahive göre karıştırılmasın. Sarfa göre ecvef. Evvel kânenin haberi. Kânenin haberi. Evvel aynı zamanda muzaf olduğu için men ne olur? Mahallen mecrur olur ama lafzen sükun üzeri mebnidir. Esleme, ekrame gibi mazi ifal babından. Ve la tekunenne ente sen olma, sen sakın olma. Sonunda tekit nunu var. Nunu müşeddede. Öyleyse bu muzari fetha üzere mebnidir. Doğru. Tekit nunu bitişmiş. Fetha üzere mebni olmuş bu muzari fiilimiz. Ente burada gizli zamirdir. Kâni kunu. Ente ne olur? Gizli zamir olur. Mahalle mezumdur bu fiil. Niye? Başında çünkü la-i nahiye var. La-un nehi. Mahallen meczum. Lafzen fetha üzere mebni. Minel müşrikin harfi cer mecrur. Eşrake yüşriku işrakun müşrikun. Müşrikani müşrikune müşrikine.
İsmi fail Cem Müzekker Salim. Ya Celal Ahmet. Sondaki nun ne alameti? Kelimenin muzaf olmadığına dair alamet. Başka bir şey alamet değil. Muzaf olsa nun silinirdi. Bunun şeyde. Nerede yeni okuduk? Merah'ta yeni gördük. Bir sonraki ayet. Gul söyle. De. Ne de inni ben ehafu korkarım in asaytu eğer isyan edersem asi olursam Rabbi Rabbime o zaman azabe yevmin azim azabından azabe yevmin bir günün azabından öyle bir gün ki bu azim büyük günün azabından korkarım. Gün defalarca geçti. İnni ismini nasf haberini raf eden harf-ı müşebbetun bil fiil dediğimiz inne burada mevcut. Peşine ya var. Ya onun ismidir. Harf-ı müşebbetun bil fiil neden denir bunlara? Daha önce geçti. En az 3 harfli olması, fiil manası taşıması ve mebni olmaları göz önünde bulundurulur ise fiile benziyorlar. Başka benzeme yönleri de vardı. Üçünü söyledik. Ya burada innenin ismi mensup nasb alameti yok. Çünkü zamirdir, mebnidir, mahallen mensuptur. Ehafu. Sarfa göre bir ilal yapalım. Aslı ehvefu olur. Ehvefu. Ehvefu. Vav harfi illet mutarik makabli sahih sakin. Vav'ın harekesini ha'ya verirsin. Vav artık sakin kalır. Niye sakin? Harekesi makabline verildiği için sakin. Ve de makabli meftu. Öyle vav elife çevirirsin. Çevirdik. Ehafu oldu. Ehafu nehafu. Muzari. Nefs-i mütekellim vahde. Ene gizli zamir burada. Fail olur. Ehafu merfu raf alameti zamme. Niye merfu? Amili manevi var başta. İn asaytu. Eğer asi olur isem. Diyor. Eğer asi isem. İsyan eder isem. Asaytu ketebtu gibi mazi fiil sükun üzeri mebni tu fail. Rabbime asi olursam isyan eder isem o zaman korkarım. Neyden? Azab-ı yevmin azim. Büyük bir günün azabından korkarım. Men her kim? Bir sonraki ayet. Men her kimden yusraf kaldırılırsa enhu ondan her kimden azap kaldırılır ise yevme idin o gün fakat şüphesiz ki rahime rahmet etmiştir acımıştır hı o Allah hı ona ve dâlike işte budur bu nedir el fevzu el mübin fevz kurtuluş el mübin apaçık. Bu apaçık bir kurtuluştur. Bu nedir? Apaçık bir kurtuluştur. Burada geçen men müpteda olur. Lafzen sükun üzeri mebni olsa da mahallen nedir? Merfudur. Yusraf. Meçhul bir muzari fiildir. Men burada sükun üzeri mebni, lafzen, mahallen, merfu aynı zamanda cezmedicidir değil mi? Yusraf fiilini cezmetmiştir. Cezm alameti fa'daki sukundur. Meçhul fiildir. Hüve gizli zamir onun naibu failidir. Hüve normalde munfasıl merfu zamir olsa da fiilde gizlenen bir öge olduğu için an itibariyle muttasıl merfu zamir denir kendisine. Hüve lafzan fetha üzeri mebni olsa da mahallen merfudur. Niye? Naibu faildir. Naibu failler mamulü merfudandır. Bundan ötürü. Anhu car mecrur. Yevme idin o gün diyoruz. Zarf. Fekad rahime. Men yusraf anhu yevmeydin ne olur? Fakat rahime. Cevap geliyor. Şart fiili. Burası da cevap fiili. Cevap fiilinin başında kat olduğu için ona fa dahil olmuş. Cevap fiiline neden fa dahil olmuş? Cevap fiilinin başında kat mevcut olduğu için fa oraya dahil olmuş. Ve dalike işte bu nedir? Dalike mübtedadır. El fevzu fevz haberdir. El mübin de fevz kelimesinin sıfatıdır. Mübin aslı itibariyle nedir? Mübyin idi değil mi? Mübyin. Mübyin. Yani yağda harike vardı. Ba sakindi. Ya harfi illet mutarik makabli sahih sakin. Ya'nın harekesini makabline verdik. Ba artık esreli oldu. Ya sakin kaldı.
Ya sakin, ma kabili meksur, turket ala haliha maksut ifadesiyle turket ala haliha idi. Bir sonraki ayetimiz ve in eğer yemses dokunur ise ke sana. Kim dokunursa ya dokundurursa diyelim. Allah Allah ne dokundurur ise bir vurrin bir zarar dokundurur ise fe bu durumda la kaşife giderecek yoktur. Lehu onu Allah'ın verdiği o zararı sıkıntıyı giderecek, ortadan kaldıracak kimse yoktur. La kaşif giderecek, sıkıntıyı ortadan kaldıracak demek. İlla ancak o sıkıntıyı giderecek, ortadan kaldıracak birisi varsa o da kimdir? Hüve, o Allah'tır. Celle Celaluhu. Ve in eğer yemses ke, yemses dokundurur ise, hüve, o Allah dokunduracak ise, ke sana bir hayrin, bir hayır dokunduracak ise, fe bu durumda hüve, o ala kulli şeyin her şeye bil ki nedir? Kadirun, kadirdir. Yani bil ki geçmiyor ama sonuç olarak o kastedildi. Peki inceleyelim. İn, ini şartiye, şart manası taşır. İki tane fiil cezmeder. Yemses birinci fiilimiz. Ve in eğer şayet yemses dokundurur ise K sana. K nedir? Mef'uldür, mensuptur. Nasb alameti yoktur. Çünkü zamirdir, mebnidir, mahalle mensuptur. Burası muzari fiil. Mezum cezm alameti son cevaptaki sukun. Lafzatullah fail, merfu ref alameti zamme. Bir zurrin, ba harfi cer, zurrin onun mecruru. Açık zaten. Fe bu durumda la kaşfe. Cevap geliyor. Cevap cümlesi fiil cümlesi olarak gelmediği için kendisinde cezm alameti göremeyiz. Cevap cümlesinin başında olumsuzluk, olumsuz harf var, la var. Ha, o yüzden başına fa dahil olmuş. Cevaba niye fa dahil olmuş? Çünkü cevap cümlesinin başında olumsuz bir harf var. Cevap cümlesi olumsuz bir cümle. Bu yüzden fa dahil olmuştur. Kaşif ismi fail değil mi? Keşefe, yekşifu, kaşifun, nasirun gibi. La kaşife, lehu, lam harfi cerdir. Fethalı gelmiştir. Dikkat. İlla ancak hüve o. Ve in şayet yemses hüve gizli zamir fail var burada. Bak, yukarıda yemses ke peşine Allahu fail açık geldi. Yemses ke'den sonra açık geldi. Burada yemses ke'den sonra fail gelmiyor. Yukarıda geçti zaten artık açık neyin kastedildiği diyerek fail ne oldu bu defa? Gizli olarak kullanıldı. Kef yine muttasıl mensup zamir ve de mef'uldür. Bir hayrin bir hayır dokunursa ne olur? Fe bu durumda hüve o. Yine cevap cümlesi burada. Cevap cümlesi hüve müptedadır. Kadir haberdir. Müpteda haber. Araya birkaç kelime girmiş. Cevap cümlesi ne? İsim cümlesidir. Başa ne dahil olmuş? Fa dahil olmuş cevap cümlesine. Hüve lafzen fetha üzere mebni olsa da mahallen merfu çünkü müptedadan mamulü merfudan olur. Peki bunu kim raf etti? Başında amili manevi var. Avamilde gördük. Kadirun, kadir merfu. Niye merfu? Kim raf etti? Başında amili manevi var. Kadir, mübalağalı ismi faildir. Kadir her şeye gücü yeten demektir. Ve o Allah nedir? El Kadiru. Pardon, Kadir diyorum. El Kahiru. Kahir burada hakim manasındadır. Nedir? Kahirdir. Yani hakimdir. Tam olarak hakimdir. Tam hakimdir. Fevka ibadihi. Kullarının üstünde tam hakimdir. Ve o Allah el hakimu el habiru. Hakim hikmet sahibidir. Habir her şeyden haberdardır. Hüve mübteda el kahir haber. Hüve lafzen fetha üzere mebni mahalle merfu. Mufasıl merfu zamirdir. El kahir el nasır gibi. İsmi fail müfret. Merfu raf alameti zamme. Bunları raf eden nedir? Başlarında amili manevi var. O raf etmiştir. Sevka zarftır. Ve aynı zamanda muzaftır. İbadi onun mecrurudur. Ve aynı zamanda muzaftır. Hi de onun muzafın ilehidir. Hi muttasıl mecrur zamir mahallen mecrur. Ve hüve o. Yani yüce Allah Celle Celaluhu. Hüve yine müptedadır. Lafzan fetha üzere mebni mahallen merfudur. Mufasıl merfu zamirdir. El Hakim birinci haber, El Habir ikinci haber.
veya el hakim tek haber, habir hakimin sıfatı şeklinde de takdir edilebilir. Hakim, habir her ikisi de fail veznindedir. Yani her ikisi için de hakim için olsun, habir o için olsun, ikisi için de mübalağalı ismi fail olduklarını söyleyebiliriz. Hakeme yahkumudan hakim, hikmet sahibi, yaptığı her iş yerli yerinde olan, her iş. Sıfat-ı müşebbehe olarak da değerlendirilebilir. Böylece burayı da tamamlamış olduk.